misiniz? Bugün sizlere kontrol edelim, sohbet edelim istedik. Sayın Bakanımızın emri, İçişleri Bakanımızın emri. Evet. Maşallah herkes maske takıyor. Öyle mi maşallah? İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda bugün 81 ilde kapsamlı bir şekilde koronavirüs denetimi gerçekleştirildi. Valilerin yönetim ve koordinasyonunda iş yerlerine yapılan denetimlerde maske, mesafe ve temizlik kurallarının denetimi gerçekleştirildi. Arkadaşlar nasılsınız, iyi misiniz? Çay ocağına bakalım. Nasıl yapıyoruz bardakları? Şöyle gelin bakalım. Makine yapıyoruz. Makine yıkanıyor. Yeterli ısıda yani mikrofonu kalmıyor. Tekrar bir sıcak sudan geçiriyorsunuz. Tabii tekrar bir sıcak sudan geçirip öyle bir... Çok iyi. Buna dikkat etmek lazım. Evet. Şimdi kahvelerde en önemli şey bu çay. Evet. Edirne'de Vali Yardımcısı Ali Uysal, Belediye Başkan Vekili Selçuk Çakır, İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt ve İl Sağlık Müdür Yardımcısı Doktor Ali Kaya, Ayşe Kadın Semti ve Uzun Kaldırım Caddesi'nde market, kıraathane ve taksi duraklarında denetimlere katılarak çalışanların ve vatandaşların kurallara uyup uymadığını gözlemledi. Uzun Kaldırım Caddesi'nde bir kıraathaneye giren Uysal, burada da vatandaşların sosyal mesafe ve maske kuralına uyduğunu gözlemlediğini söyleyerek teşekkür etti. Uysal ve beraberindekiler taksi durağında da denetim gerçekleştirdi. Arkadaşlar nasılsınız, iyi misiniz? Evet, ben Vali Yardımcısı Ali Uysal. Bak, belediye başkanımız burada, emniyet müdürümüz, sağlık müdürümüz ve diğer daire amirlerimiz hep beraber. Bugün sizlere kontrol edelim, sohbet edelim istedik. Sayın Bakanımızın emri, İçişleri Bakanımızın emri. Evet, maşallah herkes maske takıyor. Öyle mi maşallah? Maşallah kurallara uyuyorsunuz hepiniz ya, hep maske takıyorsunuz. Ne güzel. Hep böyle sohbet ediyorsunuz, sosyalleşiyorsunuz. Mesafeye uygun davranıyoruz. Evet, ocağımız burası. Maşallah baktık kurallar uyuluyor. Evet. Bakıyoruz şöyle. Başkanımız da burada bakın. Sağlık müdürümüz burada. Emniyet müdürümüz burada ve bütün ekipler burada. Vali Yardımcısı Ali Uysal hem iş yeri çalışanlarının hem de vatandaşların kurallara uyduğunu gözlemlediklerini söyledi. Bu işin uzmanı, denetimin uzmanı Gıda Kontrol Şube Müdürlüğü, Tarım Müdürlüğü'nde. Gıda Kontrol Şube Müdürü Sekreteriyası'nda ve kontrolünde Halk Sağlığı Uzmanı, Halk Sağlığı Başkanlığı'ndan zabıta ve kolluk polisle destekler en az 4 kişilik ekipler kurduk. Ve bunun da semeresini aldık. Yani biz bunu 1 Nisan'da başlatmıştık. Bu uygulama 1 Haziran'dan itibaren Türkiye'ye teşmil edildi Sayın Bakanımızın emriyle. Gerçekten biz mutluyuz, gururluyuz. Sayın Valimizin liderliğinde bu işi çok ciddiye alarak il genelinde 20 civarında denetim ekipleri kurduk. Yeri geldi bu 30-35 oldu bu tür emrin yayınlandığı günlerde. Hiç boş alan bırakmıyoruz. Asıl teşekkür edilmesi gereken bilinçli Edirne halkı. Gerçekten Edirne halkı bu konuda çok bilinçli. Sizin takdiriniz zaten. Edirne'de görev yapmaktan dolayı ben çok mutluyum. Bizim için büyük bir şeref ve onur. Ben Edirne halkına bu bilinçli hareketlerinden dolayı pandemide ve salgında uyulması gereken kurallara uyduklarından dolayı gerçekten Sayın Valimiz adına çok teşekkür ediyorum. Ve basın mensuplarına da çok teşekkür ediyoruz. Çünkü bu işin peşine hiç bırakmadılar. Bir farkındalık yarattılar, sağ olsunlar. Vali Yardımcısı Uysal, kahvehane ve taksi duraklarında bulunan dezenfektan pompalarını valiliğin de attığını söyledi. Bu bakın Türkiye'de ilk oldu. Bu Sayın Valimiz Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla 10 bin, 12 binin üzerinde alındı bu. Bütün taksi durakları bütün iş yerlerine verildi. Bu Türkiye'de ilk oldu. Diğer illerde var mı bilmiyorum. Bu da Edirne'miz bu konuda bir fark yarattı. Ben bütün taksicilerimize çok teşekkür ediyorum. Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Çakır da kurallara uydukları için esnaflara teşekkür etti. Bizler de belediye olarak arkadaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Emniyetimizle denetimleri birlikte yapıyoruz. Ulaşım müdürümüz gerekli gördüğü zamanlarda uyarıları yapıyor. Meslek odaları başkanlarımızla görüşüyorlar. Bu anlamda biz esnafımıza teşekkür ediyoruz. Öncelikle esnafımız da aslında halkımızın içinden birileri. Halkımıza sonsuz teşekkürler ediyoruz. Bunu hep birlikte yenmek zorundayız. Bütün bunu geleceğimiz, çocuklarımız ve özellikle kendimiz için yerine getiriyoruz. Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt ise alınan tedbirlerin sıkı bir şekilde devam etmesini istedi. Daha sıkı tedbir alacak. Daha sıkı tedbir alması demek esnafın işlerinin daha zora girmesi demek. Halkın özgürlüğü hareketinin daha kısıtlanması demek. Yani el birliğiyle bir an önce bu tedbire sıkı sıkıya uygular isek en kısa sürede bu hastalıktan, bu beladan kurtulmuş olacağız. Ama ne kadar da gevşetirsek bu süreç o kadar uzayacak. Edirne İl Sağlık Müdür Yardımcısı Doktor Ali Kaya da vatandaşların tedbirler konusunda birbirini uyarmasını istedi. Birbirimizi uyaracağız tedbirlere uyulması noktasında. Ancak bu şekilde baş edebiliriz. Yani maske takma konusunda, dezenfeksiyon konusunda ve sosyal mesafe konusunda.
birbirimizi uyarırsak başarıya ulaşabiliriz. Gördüğüm kadarıyla da iyi gidiyor maşallah. Evet, iyi şu anda. Zaten bazen müşteri uyarıyor, bazen siz müşteriyi uyarıyorsunuz. O şekilde şu anda bu şekilde yürüyecek iş. Evet, günaydın. Arkadaşlar nasılsınız, iyi misiniz? Buna dikkat etmek lazım.